kuma gömüp taşlayacaklar. Selam sabır kestiler. Soruşturmalarda beni bu konuya bulaştırmayın dediler. Bulaştırmayın. Duygu Esen'e bir kere çok hani dışarıdan o da böyle sevimsiz, itici bir kadın olarak gelir. Özellikle bunu basındaki erkek yazarlar lanse etmeye başladılar. Duygu Esen'e erkek düşmanı, Duygu Esen'e kavgacı işte diye bir tam tersi. Duygu Esen'e kadar komik, Duygu Esen'e kadar neşeli, yumuşak konuşan. Ayrıca erkekleri de seven. Erkekleri seven. Ben başka bir kadın tanıdığımı hatırlamıyorum. Bir kere onunla sohbet etmek çok keyifliydi. Aynı zamanda cesur bir kadındı. Pek çok kadının düşündüğü ama dile getiremediği, şikayet ettiği fakat söylemeye çekindiği konuları Duygu Esen'e pervasız bir şekilde çok rahat ve hani onun dilindekiyle kafasındaki şey aynıydı. Düşündüğü şeyi söylemekten çekinmeyen bir kadındı ki bu da ne yazık ki çok az kişide gördüğümüz bir özellik. Dayasın! 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 Gün geçtikçe artan erkek saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Kardeşimiz Hacer'in son yediği dayak da bunlardan birisidir. Dayasın! 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 87 yılındaki daha dayağa karşı yürüyüş, dayanışma kampanyasını başlattığımız yürüyüş, bir anneler günde başlatmıştık. Sanıyorum 17 Mayıs'tı. Gerçekten Türkiye'de bir dönüm noktasıdır kadın hareketi açısından ve bütün kadınlar açısından diye düşünüyorum. Dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz diyor kadınlar. Yani bu sloganı, bu dövizi korkarak şey yapan, öyle bir, işte 12 Eylül öyle geçti bu toplumun üzerinden. Öyle 87, 7 yıl sonra dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz diyen bir kadına tereddütle bakan bir başka kadın görüyorsun. Madde 438. Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhşu kendine meslek edinmiş kadınlara karşı işlenirse suçluya cezası 3/2 oranında indirilerek uygulanır. NT'nin başına gelenleri insan haklarına aykırı buluyor. Her şeyden önce o bir insan. Hayat kadını olsa bile çok yanlış bir olay. Namuslu kadın ayrı, fahişe kadın ayrı. İlk katıldığım çok büyük eylem de büyük bir eylemdir. 438. maddeydi. O dönemde şöyle bir yasa çıkmıştı. Seks işçiliği yapan kadına tecavüzde 1/4 indirim uygulanıyordu. Bununla ilgili Anadolu yakasında Bağlarbaşı, Üsküdar bir çok büyük bir 438'e karşı bir eylem gerçekleştirilmişti. Ben de o eyleme katılmıştım. Ve o yasa sonra bizim feministlerin, kadın hareketinin yaptığı eylemler ve karşı çıkışlar sonucu kaldırıldı. Kadın hareketi renklenerek çoğalıyor. Pazartesi dergisiyle birlikte yepyeni bir dönem başlıyor. Alman FAS Vakfı ile kurulan ortaklık 20 Aralık 1994'te kadınlara mahsus gazete Pazartesi'ye hayat veriyor. Asuman Bayrak, Ayşe Düzkan, Filiz Koçali, Hülya Eral, Sema Emre'den oluşan yayın kurulu güçlü bir yazı işleriyle destekleniyor. Pazartesi dergisi kadın hareketi içinde çok özel bir yere sahip. Sen de bu derginin başından sonuna kadar yer aldın. Bize kendi deneyimlerinden yola çıkarak dergi ve çevresini ve içeriğini anlatır mısın? Pazartesi dergisine girmeden önce 89'da feminizmle tanışmıştım ve feminist olarak kendimi ifade etmeye başlamıştım. Sonra dergiye girdim, gönüllü çalışmaya başladım. Bir süre sonra arkadaşlar benim muhabirlik yapmamı istediler. Daha önce hiç yaptığım bir şey değildi. Dergide muhabir olarak çalışmaya başladım. Yani kadın haberleri yapmaya başladım. Türkiye'nin her yerinden yani ev içi şiddetten tutun, iş yerinde ki tacize kadar uzanan, tecavüze kadar uzanan çok geniş kadınları ilgilenen her konudan haber yaptım. Çok önemli bir süreçti. Çünkü Pazartesi dergisi Türkiye'de genel dağıtım ağıyla dağıtılan, Türkiye'nin her yerine dağıtılan, Türkiye'de ve yurt dışında aboneleri olan bir dergiydi. Pazartesi dergisi yayınlanmıyor ama şu anda yaşıyor değil mi bir biçimde, yani internette var ve bu organizasyon hakkında da bilgi versene bize, yani Pazartesi'yi çıkartan organizasyon. Pazartesi de tabii Türkiye'de gerçekten şöyle de ele almak lazım. Bağımsız bir yayın organı olarak da ayakta durmak maalesef çok zor. 2001'de dergiyi
yayınlamamaya başladık. Ama ondan sonra çeşitli dergide yaptığımız konuların toplamından oluşan albümler yaptık. İşte başlığı aşk olan, evlilik olan, annelik olan gibi. Sadece Pazartesi dergisi arşivini de barındırmıyor. Feminist Kaktüs dergisi, Feminist dergisi 87'de çıkan oldukça iyi bir dergidir. Onların hepsinin, bütün sayılarının yer aldığı bir sitemiz var. Pazartesi arşivi diye de girerse insanlar çok rahat ulaşacaklardır. Ve bütün sayılarını okumaları, hepsine ulaşmaları mümkün. Cumhuriyet boyunca toplumda kadınların yollarını açan pek çok değerli insanın hakları da teslim ediliyor. İlk sinema oyuncusu Bedia Muahit. İlk sinema yönetmeni Cahide Sonku. İlk avukat Süreyya Ağoğlu. İlk radyo spikeri Emel Gazi Mihal. İlk heykeltıraş Sabiha Bengütaş. Türkiye'nin tarihinde bu 80'lerden önce de bir takım kadınlar vardı. Öne çıkmış, kahraman, önder, toplumun saygısını kazanmış. İşte ilk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen. İşte ilk dünya Türkiye güzelimiz Keriman Halis. İşte 12 Mart'ta ilk kadın bakanımız Profesör Doktor Türkan Akyol. Ve 80'lerde, 90'larda gelen işte Tansu Çiller ilk kadın başbakanımız. Bunların başarıları, öne çıkmaları kadın hareketine nasıl bir katkısı oldu ya da oldu mu? Hiçbir katkısı olmaz. Bu dediğiniz hiçbir şeyin hiçbir kadın hareketine katkısı olmaz. Erkek dünyasının, erkeklik dünyasının simgeleri olan kadınlar. Tansu Çiller çok tipik bir örnektir. İşte kadın olmakla kadınlık hali hakkında fikir sahibi olup durmak bambaşka bir şeydir. Bir kadın başbakan en ufak ilgimi çekmediği gibi zaten icraatı da ortada. Sabiha Gökçen'e gelince Atatürk'ün manevi kızı ve yani ne kadar beni öne çıkmış olması ilgilendirmiyorsa kadın hareketini de ilgilendirmez. Bizim derdimiz erkek dünyasında yer kapmak değil. Şimdi bu saydığın isimler bağlamında Sabiha Gökçen dediğiniz ilk savaş pilot ve bir koca bir halkın üzerine bomba yağdırmış bir pilot. Şimdi ben onu nasıl bir şeyle takdir edeyim ve nasıl onu alıp da bağımsız kadın hareketine koyayım? Kerim Analiz güzellik yarışmalarına zaten ideolojik olarak karşıyım. Yani kadının güzelliği ile ön plana çıkması ya da ülkemizi temsil etmesinin bence hiçbir değeri yok ve o harekete de bir faydası yok yani. Güzellik dediğiniz şey kozmetik sanayine yarayan bir şeydir ve tek tipleştirir çoğunlukla kadınları da. Diğeri Sağlık Bakanı zaten darbe sonrası Nihat Erim zamanında gelmiş ve daha ne yapacağını bilemeden apar topar istifa ile gitmiş bir bakan. Sonradan zaten meclis dışında kadınlarla ilgili bir şey yapmak istediğinde de meclis dışına alınmış biridir Türkan Hanım. Bizim derdimiz yani böyle tek tek kadınların önünün açılması falan değil. Bu sistemin ortadan kalkması. Yani şimdi bir tane tamam Tansu Çiller çok da yani politikalarına benim de itiraz ettiğim bir başbakan oldu. Ama politikalarına itiraz ettiğim o kadar çok erkek başbakan oldu ki yani aksi olmadı diyebilirim. O yüzden hani orada 5 tane feminist olsaydı daha fazla şey değişirdi. Mesela Tansu Çiller yerine mecliste. O başka bir şey ama Tansu Çiller'in böyle bir şeyi yok, böyle bir derdi de yoktu. Tansu Çiller'in dönemi kadınlar açısından gerçekten zor bir dönemdi. Çok uzun yıllar, hani Tansu Çiller görevi bıraktıktan sonra kader olabildi. Hani kadınların siyasette varlığını savunan bir derneğimiz, Tansu Çiller'in varlığında gerçekten çok etkisiz ve ses çıkartamaz haldeydi. Çok kötü bir örnek oldu Tansu Çiller bu anlamda. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü o sizi destekleyen ve o koltuğu size geçici olarak bırakan erkekler kendilerini en iyi temsil edecek kadını seçiyorlar onlarca kadın içerisinden. Yanılmaları mümkün değil, erkekler çok zekiler. Yani en kendilerini temsil edecek kadını seçiyorlar ve başarılı seçimler yapıyorlar. Çiller o anlamda başarılı bir seçim olmuştu erkekler dünyası açısından. Kadının siyasete girmesinin birinci nedeni öncelikle kota ve pozitif ayrımcılık. Bunu inanın ki her kadın siyasetçininden teyit edebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında ilk etapta erkek siyasetin bizi siyasete katma nedeni
o mecbur kaldıkları kota ve sürekli hani söylenen pozitif ayrımcılık. Bir kere bir kadının siyasete girerken, son dönem için söylüyorum bunu. Belki hani Sayın Türkiye Hak Yollar döneminde ya da Başbakan Tansu Çiller döneminde, gerçi o zaman da belki bir kadın başbakan olsun fikri iyiydi. Ama bizim ilk mesleğimiz kadın olmak. Yani bizim çok çeşitli mesleklerimiz var. Şöyle düşünün. Kimimiz gazeteciyiz, mühendisiz, hukukçuyuz, öğretmeniz. Ama birinci mesleğimiz kadın olmak. Konfüçyüs'ün bir lafı var. Kadınlar çocukluklarında babalarına, evlendiklerinde kocalarına, yaşlandıklarında da oğullarına iki tane sihirli kelime. Hizmet ve itaat etmek zorundadır. Bu dünya düzeni. Tak konmuş işte. Konfüçyüs'ün bu lafı çok iyi ifade ediyor bunu. İki tane anahtar kelime. Hizmet edecek, itaat edecek. Şimdi şöyle bir dünya düzeni var. Yani bir cins, yani kadın cinsi, bir cinse, yani erkek cinsine doğduğu andan ölünceye kadar hizmet ve itaat etmek zorunda. Böyle bir dünya düzeni var. Gerçekten de feministler erkek düşmanı mıdır? Evet. Evet. Yani şöyle bir şey. İki toplumsal grup var. En azından ben erkek düşmanlığı şeyini nasıl diyeyim, ateşten bir taş gibi taşımaktan rahatsız olmuyorum anlamda. Şimdi bir toplumsal topluluk var. Sizin ait olduğunuz, benim ait olduğum topluluğu dövüyor, öldürüyor, imkan bulursa tecavüz ediyor, evde karşılıksız çalıştırıyor, bütün hizmetini ondan bekliyor, alay ediyor, aşağılayarak konuşuyor. Bunların hiçbiri düşmanlık değil ve ben buna tepki gösterdiğim zaman ve buna düşmanlık duyduğum zaman kötü olan ben oluyorum. Peki evliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii evlilik bütün bunların, bütün bu sömürünün, baskının örgütlendiği yer. Ve şimdi şöyle tuhaf bir şey var. Sanki kadınlar evliliğe ihtiyaç duyuyor gibi. Halbuki evliliğe ihtiyacı olan erkekler orada bakılıyorlar, çocuklarına bakılıyor, işleri yapılıyor, çamaşırları yıkanıyor, ütüleri yapılıyor. Ama sanki öyle bir yapı kurulmuş ki bu evlilik meselesinin, evlenememe meselesinin, evlenme meselesinin genç kadınlar üzerinde bir baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Halbuki şöyle bir istatistiklere falan baktığımızda görüyoruz ki aslında özgürlük evlilikten hem daha eğlenceli hem daha güvenli. Kadınlar artık sokağa çıkmışlardı. Dayak mı yedin? Bağır, herkes duysun. Tacize mi uğradın? Çıkart mor iğneni sapla. Yeni dönemin yeni sorunları arasında çocuk gelinler en önde geliyordu. Bir de ötekileştirilmiş kadınların dipten gelen dalgası vardı. Başı örtülü kadınlar için de hak arama yolu sokaktan geçiyordu. İslamcı siyasi akımların içinde, evet, örgütlenen kadınlar var ve kadın hareketi var. Bu kadın hareketinin genel olarak kadın hareketi içerisindeki kadın bağımsızlığı, özgürleşmesi içerisindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında biz tabii bu işi dışarıdan bakmış oluyoruz. Yani sonuç olarak ben o grubun içerisinde olmadığım için mümkün olduğu kadar hani tarafsız gözle bakmaya çalışıyorum. İslami gruptaki kadın hareketi aslında bir türban mücadelesiyle ön plana çıktılar. Yani bu da işte yine 80 sonrası dönemde. Kızların başını kapatarak üniversitelere gitme konuları. Hatırlıyorsunuz o dönemdeki işte Bayezid'deki eylemleri, 90'lı yıllar ve bu bir çeşit özgürlük mücadelesi olarak gündeme getirildi ve 20 yıllık bir süreçte, öyle diyeyim, sonuçta geçtiğimiz yıllarda, yani geçtiğimiz yılda sanıyorum, hani yönetmelik, yani düzenleme, belki yasal düzenleme olmasa bile teamülen bu işe bir son verildi. Fakat şu anda onların öncülüğü ne ettiği kadın, feminist kadın hareketle İslami kesimin, diğerleri aynı potada her zaman buluşamıyor. Başörtülü İslami kesimdeki arkadaşlar kesinlikle mesela bir eşcinselle bir arada aynı yerde olmaya tahammülleri yok. Böyle bir hoşgörüsüzlükleri var. Çünkü bunun içinde İslam'da eşcinsellik günahtır, hastalıktır vesaire diye bir takım kendi gerekçelerini sunuyorlar. Ama sonuçta yani siz eğer bir hareket, kadın hareketi diyorsanız her tip kadın kendini